Samsun sadece milli mücadele kenti değil, aynı zamanda bir demokrasi kentidir ve de demokrasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Serbest Fırka'nın seçim kazandığı tek ildir Samsun. Demokrat Parti'nin ilk örgütlendiği iki ilden biri İstanbul, diğeri de Samsun'dur. 1960 darbesinden çok partili demokratik hayata geçişte Junta'nın asker adayı karşısına çıkan ilk ve tek sivil aday Ali Fuat Başgil'dir ve Samsunludur. 1930 seçimlerine iki parti girer. Birisi Cumhuriyet'in banisi, kurucusu ve iktidarın sahibi Cumhuriyet Halk Partisi, o zamanki adıyla Cumhuriyet Halk Fırkası, diğeri de Serbest Fırka'dır. Serbest Fırka çok yeni kurulmuş ve seçime hazırlanmadan girmiştir. Buna rağmen 30'un üzerinde ilçede belediyeyi kazanır. Samsun'da bunlardan birisidir ve Serbest Fırka'nın kazandığı tek ildir. Serbest Fırka adayı Boşnakzade Süleyman Bey, Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucu başkanı, inanmış ve varlığını ortaya koymuş bir vatanseverdir. Seçimlerde en büyük yardımcısı ise yine bir Kuvayi Milliyeci olan Şefik Avni Özüdoğru'dur. Müthiş bir kampanya yürütürler ve iktidar partisi adayından neredeyse 8 kat daha fazla oy alarak seçimi kazanırlar. Çok sürmez Serbest Fırka'nın ömrü. Gelişen olaylar üzerine kurucuları tarafından feshedilir. Bu olaydan kısa bir süre sonra da bir yurt gezisine çıkmış olan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gelir. Boşnakzade Süleyman Bey yemekte yoktur çünkü davet edilmemiştir. Atatürk'ün talimatıyla davet edilir, gelir ama bu sefer de yemek yemez. Çünkü evde yemiştir, toktur, içki de almaz. Sohbet esnasında bir ara Mustafa Kemal Atatürk, ''Reis beyefendi, partiniz kendisini feshettiğine göre siz de artık başkanlıktan istifa edersiniz.'' dediğinde verdiği cevap aynen şöyledir ve bir demokrasi dersidir. ''Paşam, ben Serbest Fırka'yı tanımıyorum ve reisliğe de o fırkanın namzedi olarak seçildiğimi kabul etmiyorum. Bu intihap, seçim, halkın şahsıma karşı bir itimadı, güveni şeklinde tecelli etmiştir. Mesele sırf seçimin serbest olmasından ibarettir. Eğer bu vaziyette istifa edersem, halkın bu teveccüh ve itimadına karşı küfranı nimette, nimete nankörlük bulunmuş olurum. Eğer bendeniz bu işte kalması arzu buyurulmuyorsa, hükümetin elinde kuvvet vardır, şurayı devlet vardır. İntihabı seçimi fesheder. Bendenize o zaman halka karşı mahcup durumda kalmam. Bu cevap üzerine Atatürk, düşündüğünüz doğru, arzu ettiğiniz gibi olsun diyecek ve birkaç gün sonra da seçim iptal edilecektir.